Peki ya sevgili boğalar? Sevgili boğa bu hafta neler yaşayacaksın? Aşka bak yani. Bu olacak iş mi? Nurhan? Yani şurada birkaç not, <laughs> birkaç not yüksek gelse. Benim elimde değil ki. Hesaplıyorum. Çiziyorum. Bu nedir Allah aşkına? Bak ama şimdi olsun boş ver. Bazen kaybetmek en büyük kazançtır. Bugün kaybettiğini ha. zannettiğin durum yarın sana ne kapılar açar ne kapılar açar. E anlat o zaman bakalım Hemen ne Hemen anlatıyorum dedikodu şimdi. Dedikodu mu çıkıyor aşkta, aşk şimdi hayatında? Şimdi aşk hayatınızda dedikodular canınızı sıkabilir. Oo. Kardeşlerinizle iletişimde dikkatli olun. Bir açıklamalarıyla anlatacağım. İşlerinizde düzenli olmaya özen gösterin. Şimdi sevgili boğalar ve yükseleni boğa burcu olanlar için kardeşler, komşular, yakın çevreyle olan iletişim konuları çok önemli olacak. Örneğin bir boğa erkeğisiniz ya da bir boğa kadınısınız. Kendi hayatınızı yaşadığınız gibi kardeşinizin de düzenli yaşamasını isteyebilirsiniz. Sizin hayata bakışınızın aynısını kardeşinizin de sağlamasını isteyebilirsiniz. Şimdi insanlar kendi hayatlarında ve tekamüllerinde yaşamaları gereken her şeyi yaşarlar ve tecrübe edinirler. O yüzden sen de bir boğa burcu olarak bu hafta kardeşinin hayatını yaşayışını varsa bir ilişkisini yaşayışını yargılama ve ona tepkiler koyma. Hiçbiriniz sevgili boğalar ne komşularınızın hayatı yaşayışına ne arkadaşlarınızın hayatı yaşayışına ne de kardeşlerinizin ve kuzenlerinizin çevrenizdeki kişilerin hayata bakışını hayatı yaşayışını önemsemeyin ilgilenmeyin herkes gördüğü zararla yaşadığı üzüntüyle tecrübe ediniyor unutmayın o tecrübeleriniz tecrübe sahibi nasıl olunur hata yaparak olunur yani belki bir hatayı 35 yılda yapabilirsiniz 15 günde yapabilirsiniz önemli olan yaşanan hatadan ders alabilmek kendinin değerinin farkında olabilmek işte gökyüzü diyor ki size kimsenin hayatını hayata bakışını siz değiştiremezsiniz, siz yenileyemezsiniz. Özellikle de kardeşler ve komşularla olan ilişkilerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Eğitim ve kısa seyahat konularıyla ilgili beklentileriniz var ve söz konusuysa, gecikmişse, iş ve kariyer alanında ise bu dönem sizler için düşüncelerden kaynaklı zorlayıcı olabilir. Bak bu 21 gün boyunca siz siz olun asla karamsar düşünmeyin. Eyvah benim işim ne olacak? Eyvah benim parasal gelirim ne olacak? Ben acaba bundan sonra çalıştığım işte yoluma devam edebilecek miyim? Para kazanabilecek miyim gibi korkak varsayımlar yaparak çalışma enerjinizin düşmesine neden olabilirsiniz. Çalışma enerjinizin düşmesini istemiyorsanız lütfen güven duyun yaptığınız ve yapacağınız her işe. Yani siz arkanızda o kadar net yaslanın ki sizinle uğraşanları e, sabrediyorum, şükrediyorum ve Dua seyrediyorum edin. deyin. Sabret, şükret ve seyret. Peki 21 gün nasıl etkiliyor boğaları? Hayata karşı sabredecek, şükredecek ve seyredecek. Kimsenin hiçbir işine karışmayacak. Hiç kimsenin düşünce yapısını değiştirmeyecek hiç kimsenin hayata bakışını değiştirmeye kalkışmayacak. Kendi hayatına kanalize olacak. Kendi eviyle ilgilenecek. Kendi ilişkisiyle bütünleşecek. Terk edilebilirsiniz bu hafta. E, partnerinizin eğer birlikteliğiniz varsa uzun bir süredir de kafanızda soru işaretleriniz varsa işte bu kadın bana sadık mı bu adam bana sadık mı gibi eğer kandırılıyorsanız kandırıldığınızla yüzleşeceksiniz Hmm. aldatıldığınızı düşünüyorsunuz bu yönde endişeli duygular yaşıyorsanız ve içinizde uzun bir süredir biriktirdiyseniz bu tutulma bütün gizli, gizli kapaklı her şeyi ortaya dökecek ama evham da yapıyorsanız boşu boşuna kendinizi üzdüğünüzün farkına varabilirsiniz yani gizli saklı her şey ortaya çıkacak tüm boğa burçları için eğitim, kariyer iş ve parayla ilgili ne olur karamsar olmayın 21 gün boyunca karamsar olmadığınız takdirde askıda kalan, yarım kalan, tamamlanamayan, sonuçlandırmak için mücadele verdiğiniz ama bir türlü sonuçlandıramadığınız istek ve işlerinizi hızlı bir şekilde ilerlemesine sakin olduğunuz takdirde yardımcı olan siz olacaksınız ve bunun da farkında olacaksınız. Süper. Bu hafta spotum sizlere ki bu önümüzdeki 21 günlük spotunuz şu olsun. Ben bana lazımım. O kadar yani. Ben önemli. bana lazımım. Ben kendime faydalı olursam bir boğa burcu olarak çevremdeki herkese yardımcı olabilirim. Doğru. Kesinlikle. Peki, Koç burcu için doğru eş nasıl olmalı? Şimdi, koçlar nasıl eşsiz? E, koçlar çok e, tez canlıdır ve acelecidir. Acele ettikleri için de her isteklerine ve her dileklerine geç kalırlar. Dolayısıyla onları dengeleyecek, onların enerjisini bütünleyecek bir teraziyle hmm. çok mutlu olabilirler. Koç ve terazi. Koç ve terazi birbirlerini tamamlarlar. Terazi seçmelerini tercih ederim. Bugün bir şey oldu. Teraziler için övgüyle başladım. <laughs> ne oldu bugün sana? Peki, e, bir boğa kadını erkekte önce ne arar? E, boğa kadını tutku kadınıdır, aşk kadınıdır, duygu kadınıdır, sadakat kadınıdır. E, aşkını tutkuyla hissettirecek, yaşatacak bir birey arar kendine kesinlikle. Peki. Boğa kadını kedi gibi seveceksin, dizinin dibinden ayırmayacaksın. Evet. Sürekli bir öpüş kokuş durumunda olacaksın. O, dokunacaksın. O kadar işte. Aynen. Peki ikizler kadınını mutlu edecek hediyeler nelerdir? Bununla ilgili sevgili seyircilerimiz biz YouTube'da Nuray Sayar'ı ile beraber çok güzel bir video çektik. YouTube hayatta her şey var. Kanalımızda var. Ee, hangi burcu hangi hediye alınmalı? Özellikle evlilik yıl dönümü ise e, doğum günü ise burcunu biliyorsan e, hediye seçmen kolay. Lütfen oradaki linkimizi tıklayarak bunu ayrıntılı izleyebilirsiniz. Ama ikizler için hemen söyleyelim hangi hediye yani sizlere? onlar genelde ruhuna uygun hediyeleri seçerler e, ayakkabıdan çok hoşlanırlar Kadın erkeği fark etmiyor ayakkabı almak saat almak mutlu edecektir onları. Yengeç kadını sevdiği erkek için gemileri yakar mı Nur abla ne olur söyler misin Diyor. gemiyi yakmaz dünyayı al aşağı eder ya tutkulular o zaman çok tutkulular. Sadece fazla saplantılılar. Saplantıda rahatsızlık getirir ilişkide. Ben kendi adıma söyleyeyim. Benim yükselenim yengeç. Sevmeyi seven, sevgiye taparak yaşayan bir bireydim. Ama ben örneğin saplantımı açtım artık şükürler kendi olsun. Kendi kendini evet. onardın bu. Onardım, tamir ettim, düzelttim. Şimdi önce yaradanı, ardından kendimi, ardından herkesi seviyorum evlatlarımla ne birlikte. Ne güzel. Aslan erkeğine... Aşk acısı çektirecek bir burç hangisi? Kimse ona aşk acısı çektiremez. Aa, hayır çünkü egosuyla yaşar. Hep haklıdır. Vardır canım hakkından gelecek bir burç yok ee, mu? Şey, ee, çok iyi para kazanırsa, gücüne güç katıyorsa, ondan güçlüyse acı çeker. Hmm. Ee, Başak kadını paradan yana mutlu olacak mı? Başaklar zaten bu çok hafta çok mutlular bu hafta çok, kesinlikle değil mi? çok. Hem aşkta kazanıyorsunuz hem parada. Yani haftanın en şanslısı en mutlusu sizsiniz. E, zaten bizi izleyin az sonra Başaklar için çok detaylı bilgiler verecek Nuray sayarı Geldik terazilere. Terazilerle ilgili bir sorular. Terazi Burcu sevdiği kişiye sadık mıdır? E, yani şimdi sadakat. <laughs> terazilere gelince. Terazilerle ilgili iki tane güzel cümle edecek diye diye başlıyor. İyi e, demem genelde ama. Şimdi terazi... Ben çok seviyorum terazileri. Ben de seviyorum terazileri. <laughs> bak terazi kadını fark edersen. 52 haftadır gömüyorsun terazileri burada. <laughs> Gömüyorum bak. Terazi zor erkektir. Yani onun dengesine göre yaşarsak mutlu olabiliriz. Ee, teraziyle bir hayat sürmek istiyorsan, yaş almak istiyorsan, e, hayatın boyunca yaş almak istiyorsan, ona onun yanında haklı olmayacaksın, mutlu olacaksın. Aldık Ş şeyi. Spotu Evet. Peki Akrep kadını e, şimdi çok uzun uzun yaz. Bak söylüyorum. Nur abla e, nişanlımı tatile götüreceğim. Nişanlım Akrep ve onun nasıl bir tatil sevdiğini ona da soramıyorum. Sürpriz yapmak istiyorum. Nuray aysayırı ne söyler bu konuda? Bak hemen e, kaldığınız yerin odasını güllerle e, donatın. E, tutkuyu ve aşkı sever mutlaka nerede kaldığınız önemli değil romantizm olmalı. Ablacım korona var ne tatile. Ha ya evet korona var doğru ya. <laughs> gülle mi donatsınlar? Gülle ya. donatsın. E, yatacağınız yatağa gül yaprakları koyun. Kesinlikle güzel gül yağları mumlar yansın. Hı -hı, başı döner. Gerçekten. Tabii. Mi? O zaman ya yeni mekanın önemi yok. Yatakta gül olsun yeter. Yatak... Tabii tabii yerin mekanın önemi yok. Yatağı güllerle süsleyin. <laughs> Peki. Yay kadını için zor erkek hangi burçtan çıkar? Oğlak. Oğlak. Asla İmtihanı yapamaz. Mı? İmtihanıdır. Çünkü özgürlüğüne çok düşkün. Yönetilmeyi ve kontrol edilmeyi hiç sevmez. Oğlak da aşırı kontrolcü olduğu için kati sürekli bir arada barınamazlar. O kadar mı? Kesinlikle. Kavgaları bitmez bir arada olsalardı. Bak demin Ses teknikteki arkadaşım Oğlak'tı sevgilisi yaymış bana diyor ki Nuray ablacığım ne yapacağız biz böyle İşin çok zor yayına gireyim sonra konuşuruz dedim. Peki kova burcunun lüks merakı ona zarar verir mi? Kovalar lükse düşkün mü? Valla ben bir kovayım imkanlara göre e, imkanın varsa en lüksünü yemeyi sever en lüksünü giymeyi sever imkanı yoksa da o, o günkü şartlara göre lüks neyse odur ama huzur arar kova lüks aramaz Öyle mi? eğer imkanı varsa en iyisini yemeyi en iyisini giymeyi en iyi yerde oturmayı tercih eder peki ee, balık erkeğini sormuşlar <laughs> ekrana gelsin diye güldüğümü anlayacaksınız balık erkeği balık etli kadınlardan mı hoşlanır hmm. Valla onlar e, nefes alsın yeter. Herkesden hoşlanır. <laughs> Geçiyorum burçlara. Bir sürü balık danışanımdan da biliyorum. Etli butlu gerçekten çok severler ama e, ilişkide bir seçicilik olmalıdır değil mi? E, bir aura uymalıdır, bir enerji uymalıdır. Balık erkeği tam bir balıksa ee, ayakları tutsun, yürüyor olsun, nefes alsın yeter. Duygusal erkek yani. Balık erkeği. Bilmem duygusal e, e, yerine göre. Ne yani, yerine göre. Ya balık çok elde tutulacak bir erkek değildir. Ay çapkın. Tabi. Sinsi çapkın, karda yürür izini belli etmez. Değil mi? Tabi.